Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, DEM Parti'nin Kobani kumpas davası olarak tanımladığı, bizim ise 6-7-8 Ekim olayları dosyası olarak değerlendirdiğimiz süreçle ilgili vermiş olduğu önergeye dair grubum adına söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sürecin iyi anlaşılabilmesi için geçmişe kısa da olsa göz atmanın yararlı olduğunu düşünüyorum. 2010'lu yılların başında AK Parti açılım adı altında bir süreç başlattı. Hepimizin yüreğini burkan o çadır mahkemeleri kuruldu ve terör örgütü PKK'ya operasyon yapılmaması talimatları verildi. Bir süre sonra yine barış süreci adı altında yeni gelişmeler yaşandı. Oslo görüşmeleri yapıldı ve akil denilen adamlar sahne aldı. Daha sonra emperyal güçlerin kurgusu bir diğer terör örgütü IŞİD devreye sokuldu. Ayn el Arab bölgesindeki Suriye vatandaşı yaklaşık 100 bin Kürt bu örgütün tehdidine maruz kaldı ve Türkiye'den yardım istendi. Ardından sınır kapılarımız açıldı. Hepimizin bildiği gibi bir 29 Ekim günü peşmergelerin geçişine izin verildi. İşte bu süreç Suriye'nin kuzeyinde YPG-PYD terör yapılanmasının şekillenmesine ve bölgeyi hakimiyeti altına almasına yol açtı. Gelelim 6 Ekim 2014'e. HDP yönetimi bir bildiri yayınlayarak sınırımızın ötesinde yaşanan gelişmelerle ilgili topyekün bir protesto çağrısında bulundu. Ve bu çağrının arkasında açık bir şekilde bebek katili terörist APO ve terör örgütü PKK vardı. İşte bu çağrıyla birlikte 35 il, 96 ilçe, 131 yerleşim bölgesinde yollar kesildi, barikatlar kuruldu, kamu kurumları hedef alındı. Çok sayıda insan yaralandı ve hayatını kaybetti. Sürece mala zarar verme, adam alıkoyma, hırsızlık, yağma, iş yerlerine saldırı ve Atatürk'e saldırı gibi eylemler de eklenince büyük bir infial ve milli güvenlik sorunu ortaya çıktı. Bu yönüyle bu kalkışmanın ve ortaya çıkan milli güvenlik tehdidinin ele alındığı dava siyasi bir dava değil, bir hukuk davasıdır. Gelelim sürecin siyasi boyutuna ve iktidara sorulması gereken sorulara. İddianame neden 6 yıl sonra hazırlandı ve dava neden 7 yıl sonra açıldı? 6-7-8 Ekim olaylarından sadece 4 ay sonra Dolmabahçe'de neler görüşüldü? Zamanın başbakanının talimatıyla yapılan bu görüşmelerde söz konusu davada yargılanan baş şüphelilerle bir pazarlık mı yapıldı? Ve bu kişilerin bu davadan beraat etmelerinin siyasi bir boyutu var mı? 6-7-8 Ekim olayları ile Dolmabahçe görüşmeleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi 6-7-8 Ekim olayları ve Dolmabahçe görüşmeleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iç güvenlik paketi neden geri çekildi? İşte tüm bunlar bütün ayrıntılarıyla gün yüzüne çıkmadan süreci anlamamız mümkün değil. Bir kumpas davasında ömür boyu ağır hapisle ve ek olarak 15 yıl ağır hapisle yargılanan biri olarak bu davada kararın hakkaniyetli bir şekilde verilmiş olmasını bütün yüreğimle talep ediyorum. Varsa bir hata, istinaf ve yargıtay aşamasında bunların düzeltilmesi gereğini de hassasiyetle takip edeceğimizi vurgulamak istiyorum. Genel kurulunuzu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Koçyiğit, buyur. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle tabii az önce Gelecek Partisi'nden, Saadet Gelecek'ten İsa Bey'e bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz AKP iktidarının sokaktan korktuğunu biliyoruz aslında. Halkın sokağa çıkmasından korktuğunu çok iyi biliyoruz. Ama evet, ama muhalefet bundan neden korkuyor? Gerçekten bunu anlamış değiliz. Bütün gelişmiş demokrasiler aynı zamanda gösteri ve toplantı hakkının tanındığı ülkelerdir. Bugün şunu hep beraber herhalde alkışlıyoruz, değil midir? Amerika'daki üniversitelerin Filistin'e yönelik desteklerini, Filistinli öğrencilerin üniversite kampüslerinde kurdukları çadırları, yaptıkları eylemleri. Şimdi mesele Amerika'da olunca bu bir hak, güzel, iyi, hoş. Orada Filistinler söz konusu olunca alkış tutuyoruz. Ama mesele Türkiye'ye gelince, söz konusu Kürtlerin yaşam hakkı olunca, güvenliği olunca ve Kürtler ve Demokratlar, devrimciler sokağa çıkınca bu bir kalkışma, bu bir isyan, bu şu 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 de bir teröre kıskanıyor.
acını alınarak ifade ediliyor. Hani bunu iktidardan gördük, anlıyoruz ama adına muhalefet partisi diyen bir partinin böyle ifade etmiş olmasını gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. İkincisi, Sayın Çömez'e açık ve net söyleyeyim. Bu davada öncelikle İYİ Parti olarak bence karar versinler. Siyasi dava mı, hukuki dava mı? Çünkü kendi içlerinde de çıkan hatiplerinin birçoğunun siyasi dava olduğunu dinledik bu kürsüde. Çok açık ve net söyleyelim, bu bir siyasi dava. Açılma tarihinden tutalım yürütülme şekline kadar, siyasi iktidarın verdiği talimatlardan tutalım da bütün usul hukukunun uygulanmamış olmasına kadar dünya kadar şeyi 3 gündür, aylardır, yıllardır burada anlatıyoruz. Ama anlattıklarımızın hepsine ön yargılarla ve özellikle de kim söylüyor üzerinden bakan anlayışı da kabul etmediğimizi ifade ediyorum. İnsanlar sokağa çıktılar ama sokağı terörize eden insanlar değildi. Sokağı terörize eden paramiliter güçler. Evet, buyurun tamamlayın. Kolluk güçleriydi. İlk ateşi açan, burada söyledim, bin defa daha söyleyeceğim. İlk ölümlü olay Varto'da oldu. Sivil bir insan öldürüldü. Ateşli silahla öldürüldü. Kolluk güçleri tarafından öldürüldü. Niye bunları konuşmuyorsunuz? Niye bunlara dair tek bir söz söylemiyorsunuz? Niye terörle mücadelenin dosya içerisinde unuttuğu evrağa bir söz söylemiyorsunuz? Niye bütün bu davanın açılma süreciyle HDP'nin kapatılması arasında kurulan paralelliği görmezden geliyorsunuz? Niye siz kendiniz için hukuk istiyorsunuz? AHİM'in, büyük dairenin aldığı Demirtaş kararı var. Ona uymayan bir Türkiye gerçeği var. Buna dair niye söz söylemiyorsunuz? Kalkıp yok efendim şöyle olmuş böyle olmuş. Soruyorum. 15 Temmuz'da sokağa çağrı yapıldı. Boğaz'da askerlerin kafası kesildi. Bundan sorumlu tutalım mı çağrı yapanları? 253 insan yaşamını yitirdi. Bundan sorumlu tutalım mı çağrı yapanları? Demek ki günü geldiğinde sokağa çıkılır. Sayın Çömez buyurun. Tabii. Sayın Koç Yiğit'e çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum konuşmamın tamamını dinlememiş. Çünkü çok net bir şekilde bu davanın bir hukuk davası olduğunu ifade ettim. Ancak sürecin içerisinde bazı siyasi sorunların ve sorumlulukların olduğuna da vurgu yaptım. Eğer 35 ilde, 96 ilçede, 131 yerleşim bölgesinde yollar kesildiyse, barikatlar kurulduysa, kamu kurumları açıkça hedef alındıysa, çok sayıda insan yaralandıysa, hayatını kaybettiyse, canım bu dava bir siyasi davadır diyemezsiniz. Elbette bu davanın arkasında açıklanması, müsaade ederseniz tamamlayayım. Elbette bu davanın arkasında açıklanması gereken soru işaretleri var. Onları da açık yüreklilikle sordum ve ilgilileri, muhatapları buna cevap verir. Bu ülkede adaletin ve hukukun tesis edilmesi konusunda son derece hassas olduğumuzu herkes bilir. Bundan sonra da bu hassasiyetimiz devam edecektir. Yargı sürecini takip edeceğiz. Buyurun. Bu süreçte bir haksızlık varsa gerekenin yapılması için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Ama şunu bir kere daha açık yüreklilikle söylüyorum. Bu ülkede PKK'ya terör örgütü diyemeyenler, PKK ile arasında bir mesafe koyamayanlar, bir ayağı Kandil'de, bir ayağı Brüksel'de siyaset yapmaya çalışanlar bize demokrasi dersi vermesinler. Sayın Şahin. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Şimdi değerli grup başkan vekili, iktidar anlıyoruz da muhalefet neden eleştiriyor gibi garip bir şey söyledi. Değerli grup başkan vekili, evet muhalefet iktidar eleştirir ama muhalefet muhalefeti de eleştirir. Muhalefetin bir yanlışı varsa, muhalefetin sorumsuz bir siyaseti varsa bir muhalefet partisinin diğer muhalefet partisi eleştirmesi de son derece meşrudur. Şimdi gelelim eleştirilere. Sokak çağrımızdan neden rahatsız olunuyor dendi. Sokak çağrısının her zaman meşru olmaz. Bir de garip bir şekilde 15 Temmuz'a atıfta bulundu. 15 Temmuz'da da insanlar sokağa çağrıldı. Evet, 15 Temmuz'da insanlar sokağa çağrılmıştır ama bir terör örgütüne karşı sokağa çağrılmıştır. Bu ülkenin seçilmiş iktidarını korumak için, bu ülkenin devletini, rejimini korumak için sokağa çağrılmıştır. İkisi farklı şeydir. Şimdi geliyorum. Şimdi 15 Temmuz'dan farkı şudur. Bakın, Kobani'de Bir dakika. Ya laf atmayın. Grup başkan vekili takip ediyor. Buyurun.
Kobani olaylarında sokağa çağrılmasının 15 Temmuz'dan farkı şudur. Kobani olaylarında ilk sokak çağrısını bir terör örgütü PKK yapmıştır. Metropolleri işgal etmeye çağırmıştır halkı. Ondan sonra da sorumsuz bir siyaset ortaya konmuş ve vatandaş sokağa çağrılmıştır. Bakın, vatandaşı mitinge çağırabilirsiniz. Ancak böyle bir kriz ortamında sokağa çağıramazsınız. Bizim korkumuz sokaklara çıkılmasına değildir. Bizim korkumuz kamu düzeninin bozulmasındadır. Bizim korkumuz sokakların yakılıp yıkılmasında 54 vatandaşımızın kaybedilmesindedir. Mesele budur. Yoksa kimsenin sokağa çıkmasından, kimsenin siyasetinden de korkumuz yoktur. Ben oradan demokratik siyaset çağrısı yaptım. İsterdim ki bu çağrıma bir cevap verilsin. Ben isim vermeden bu çağrıyı yaptım ama şimdi DEM grubuna yapıyorum. Buyurun şu kürsüden çıkın, PKK bir terör örgütüdür deyin, PKK'yı kınayın, 85 milyon birlikte kucaklaşalım. Hodri meydan. Sayın Zengin, buyurun. Sayın Başkan, çok değerli